E, düşme hattındaki 4 takım elbette bu hafta o, e, maçlar oynandıktan sonra bu düşme hattındaki 16. sıradaki takımın puanına göre e, Rize'nin konumu biraz daha sıkıntıya da girebilir. Evet, sevgili Mehmet Yılmaz. Trabzonspor 2-1 kazandı. Topla çok fazla oynasa da oyunu e, kontrol etse de üretkenlik açısından aynı verimlilikte değildi diye bir girizgah yaptım. Aynı kanaat temizsin. E, Vakame ve özellikle Bakasetas'ın ne kadar kritik oyuncular olduğunu da sanıyorum oyuna girdikten sonraki o çok uzun evet. olmayan bölümde net olarak görebildik. İkinci golde de imzası olan isimlerdi bunlar. Tabii kazanmak çok önemli ama Trabzonspor son oynadığı Göztepe maçında da kötü bir oyun sergilemişti. Evet. Burada da bence en önemli şey ilk yarı çünkü farklı bir yere koyacağım. İlk yarı oyun namına hiçbir şey yok. Hani pozisyonluk bence ki buradaki en büyük sıkıntılardan bir tanesi Organizasyon eksikliği, özellikle hücumda çok büyük e, organizasyon eksikliği var. E, takımda tamam belirli oyuncular hep konuşuyoruz biz. Belirli oyuncular üzerinden konuşuyoruz ama oynamadığı zaman Trabzonspor takımında bazı oyuncuların devreye girmesi lazım. O sorumluluğu biraz daha fazlasıyla alması lazım. E, Vakame ve Bakasitas girdikten sonra biraz daha tabii ki Trabzonspor e, üçüncü bölgede topu daha çok kullanmaya başladı ama e, benim beklediğim o Trabzonspor takımı, Trabzonspor taraftarlarına beklediği o hücum organizasyonları iyi yapan Trabzonspor takımı özellikle son iki maçtır. Bu maçta dahil yok. E, bu maçın skorunu zaten biz da maçı izlerken şöyle konuşuyorduk. Duran topları belirleyecek. Yani zaten iki tane penaltı var. Hem Rize hem Trabzonspor'un az pozisyon var. Trabzonspor fazla pozisyon vermedi ama çok net pozisyonlara da giremedi. Trabzonspor'daki sıkıntılar haftalar ilerledikçe skoru alıyor ama e, taraftarları oyun olarak tatmin etmeyen bir Trabzonspor var. Gerçekleri de burada konuşmak lazım. Çünkü çok kaliteli ayaklarınız var. Orada da bir sıkıntı var. Orta sahada da bazen hoca farklı değişikliklere gidiyor. Ee, bunu da anlayabilirim ama e, tabi bardağın e, dolu tarafından bakmak çok da önemli. Trabzonspor takımı çok önemli bir 3 puan aldı. Burada biraz ona bakmak lazım. Toparlayacağını düşünüyorum çünkü Trabzonspor'un Beşiktaş maçına kadar e, kayıpsız giderek o maçta bir kredisi olacak. Trabzonspor'un Beşiktaş maçında bir kredisi var. Çünkü şu an Cuma günü oynadı. E, aradaki puan farkı, farkını açtı Trabzonspor takımı. Çok önemli bir galibiyet aldı. Tabi hocanın maçtan sonra söyleyecek, söyleyecekleri de benim için önemli burada. Çünkü Trabzonspor taraftarları böyle bir kadrodan skorun dışında iyi futbol da bekliyor ki e, Rize Spor takımı ligin son sırasında onlara çok saygı duyuyorum ama belirli bir kalitenin bence altındalar. Trabzonspor takımı kalite <laughs> olarak çok yüksek ve e, namalip olarak oynayan bir Trabzonspor takımının bence çok fazlasıyla içeride özellikle çok daha fazla pozisyona girmesi lazım. E tabi iki haftadır e, Trabzonspor'da sadece skor olarak tatmin ediyor ama oyun olarak Trabzonspor e, tatmin etmiyor. Sadece skor olarak tatmin ediyor. Devam edeceğiz Mehmet. Ceyhun sana dönmek istiyorum. Bu arada daha sonra Raya Kapsal ve Erman Toroğlu da yanımızda olacak. Şimdi e, Mehmet'in de vurguladığı noktadan yani iki haftadır söylediğimiz bu programda da e, özellikle vurguladığımız şu sözden hareketle gitmek istiyorum. Hani kötü de oynasan kazanmak önemlidir. Evet kötü oynarken kazanmak önemli. Geçen hafta da evet. bunu manşet yaptık. Bu hafta da fakat kötü oynayarak maç kazanırsınız. Kötü oynayarak sezonu kazanmak mümkün değil. Bu sayının fazla artmaması lazım. Evet. Bu anlamda sen ne düşünüyorsun? Şimdi şöyle, yani böyle maçların <laughs> sayısının artmaması lazım. Evet kesinlikle. Trabzonspor adına bu galibiyet Mehmet'in söylediği gibi de naa devam etmek, kendi evinde yine kazanmak, oyun ne olursa olsun ki bu bir terim var. Bizim literatürümüze, futbola, futbol literatürüne kazandıran Abdullah Hoca'dır. En çok söyleyen Abdullah Hoca pragmatik evet. düşünce. Yani öyle söylüyor ama sonuç odaklı. Aslında pragmatiğin açılımı daha fazla ama futbolun içine baktığımız zaman sonuç odaklı bakıyor Abdullah Hoca. Son iki maçtır da açıkçası Trabzonspor'da bunu görüyoruz. Eğer bu, senin de söylediğin gibi sezon içerisinde, bundan sonraki haftalarda bu oyun... Devam ederse bir yerde e, galibiyet serisi de biter, tökezlemeye sıkıntı başlar, yaşar. sıkıntı yaşamaya başlar. Ama şu çok önemli aslında iki haftadır kötü oyun oynamasına rağmen özellikle Göztepe maçında mesela Göztepe daha üstün oyun oynadı. Evet. Oyun olarak Göztepe daha üstündü ama burada oyun olarak yine Trabzon üstün gözüktü. En başta senin söylediğin iki tane oyuncu bile zaman zaman çok iyi bir kadro diye olmamıza rağmen e alıp giden bir takım olmasına rağmen Trabzon iki tane oyuncu bile oyuna girdiği zaman birçok şeyi değiştirebiliyor. Ama e, Trabzon Trabzon'un oyun olarak da bir an önce toparlanması çok önemli. Beşiktaş maçı çünkü çok e, kritik bir maç Trabzonspor için. Evet, cumartesi önümüzdeki hafta cumartesi e, akşamı e, Beşiktaş Trabzonspor karşılaşmasının bir dev maçın daha olduğunu hatırlatmakta fayda var. E, Ra hocam biz dedik ki Mehmet ve Ceyhun da girizgah yaparken e, iki haftadır e, kötü oynarken ya da iyi oynamadığım maçta da kazanmak önemlidir. Tamam. E, ama e, ben de şöyle ekledim bu maçların sayısının da artmaması lazım. E, ne düşünüyorsunuz siz bu şu 90'daki özelinde şimdi arkadaşlarım Şu Şimdi özeline konuşursak daha iyi ifade edebiliriz. Bir Trabzonspor. Şimdi geliyormuş ben, hocam. Şu tabii iki haftalık özellikle bugünkü maçtan yani çok iyi oynamadığı bir 90 dakikada galip gelmesi Trabzon adına Beşiktaş maçı öncesi moral motivasyon açısından önemli. Bu nedir yani? Kötünün iyisi. Tabii. Kötü bir oyun vardı bugün. Eskilerin iyisi adından elvenişer. bir 3 <laughs> puan cool. vardı. Ee, yani ab, şimdi kötü niye? Ee, Geldi akraba kadroda. Şimdi şöyle. şöyle çok kısa gittiğimizde iki tane sağ bek ve soldaki ikisi merkez oyuncusu. Bir de böyle topu rakibe bıraktı. Yüzde yetmiş. Böyle Türkiye'de de bir algı var. Topla çok sahip olup oynadığında çok iyi oynadığını düşünüyor takımlar. Eğer üretemiyorsan sıkıntı var. İzleyenler. Yeah, yayınlar. Yeah. Tabii. Şimdi buradaki ikili eşleşme yani çok doğru değil. Buradaki aynı şekilde ikili eşleşme ilk yarı için birbirine uyum bir ikili değil. E, Trabzonspor bir de ilk yarı... Özellikle bir takım niye yan pas geriye oynar? Ender. En büyük nedeni ön bölgedeki atlar arasındaki hareketsizlik. Evet. Şimdi ön bölgede organize olamayan ve de hareketsiz bir Trabzonspor var. Çok ağır bir tempoda oynuyorlar. Alan geriye oynuyor. Dorukan buraya çıktı. Hatırlarsın Trabzon buraya geldi. 3-2 5'e döndü tra Trabzonspor. Böyle bir 45 dakika geçirdi. Hiç pozisyon üretemeden. İkinci ara dedi ki Abdullah Avcı, Baktı oyunla fark yaratamıyor zaten. Ne yapayım oyuncu değişiklerine başladı. Burada ikinci yarı varsa arkadaşlar söylemiştim ben. İkinci yarı oyuncu değişikliğine gitti. Vakeyme'yi buraya çizgiye aldı. Berat'ı çıkartıp. iki santrofor Cornelius'a Canen'i Abdülkadir Ömür çizgide 4-4-2'ye döndü. Bu anlayışta. Şimdi yine Dorukan ikili oyun için 4-4-2 genişleteceksin. Ne yapacaksın? En önemli bir kere hücumda iki santrafor oyunu genişletecek için evet. Niye? Bir set ucunu var. Kapalı bir savunmanın ne yapacaksın? Biz ikimiz stopersek ender açacaksın mesafeleri kenarlardan getirip ki oraya oyuncu sokacaksın. Tabii. Bir ilk yarı zaten Berat'la Siopis hiç hücuma destek evet. vermedi. Trabzonspor hiç yok. Kanatlar yok. Hiç yok. Allah Allah baş başa ön taraf. Bir de ön tarafta herkes ayağını istiyor. İkinci yarı buna da bizi bu işe dönünce bu sefer yine doğru bir eşleşmeler yok. Yine bireysel oyuncu. Sonra 65'ten oldu? Abdullah Avcı yine bir hamle yaptı. Bu sefer de Bakasetas aldı. Bu zaman ne oldu? Gövdesiz bir takıma döndü. Orta saha yok. 65'te özellikle 70 arası orta sahasız olmayan bir takıma ne yaptı? Çaykur Rizespor Rize 2 tane pozisyon. 2 tane 65 ile 70 arası net pozisyon kaçırdı ve de çıkışlarda etki olacak. O ara Rizespor'un gol yememesi gerek. Niye? Artık Abdullah Avcı dedi ki ben oyunla çözemiyorum. Oyunla ilgili takım da doğru organize oyna olmuyor. Plansız bir oyun var. Dedi ki oyuncularla çözeyim. Elimdeki bütün oyuncuları atayım. Vakayme attı, Bakasetas attı, orta sahayı boşalttı. Biz de spora ara gol kaçırdı. Geldi duran toptan. Hatta Mehmet gol olma önce ki Victor Hugo vurur dedi buna. Nitekim çıktı gol oldu. Mehmet'in dediği de doğru çıktı beraber sayı derken gol oldu. Evet. Trabzonspor ondan sonra da skora korumaya yönelik zaten Avcı iki tane daha bu sefer Tabii. hamle yaptı. Biliyor takımının iki parçalı oyuna döndüğünü. Trabzonspor Beşiktaş maçı öncesi az önce de söyledim. kötü iyisi olarak kötü oynadığı bir maçta çok önemli moral motivasyon açısından bir 3 puan aldı. Yalnız Beşiktaş maçı bu maçın aynısı olmaz. Oyuncu ve oyun oyna oyun anlayışları farklı olur. Esas sıkıntı ne? Böyle Trabzonspor'u iş sahaya gelen takımlara yani bu Beşiktaş maçı değil iş sahaya gelen veya dışarıda, dışarıda oynayacağı maçlarda Trabzonspor'a topu bırakan takımlara karşı Trabzonspor'un sağ organizasyonunda organizasyonunu daha güçlendirmesi gerek. Yani bunu çok yaşayacak. Doğru. Bu sıkıntıları yaşaması için i̇ç alması gerek. Iç sahada ben i̇ç sahada, bir, sahada güç, güçlü sahada. takım i̇ş var. sahada da. şimdi i̇ç sağda bir problem de, hocam. Şimdi Standarda Boyen. bakar mısın? Ligin lideriyle ligin sonuncusu karşılaşıyor. 20. ile evet. Ara, arada şimdi çok bir Bu fark maç, olması lazım bak, normalde. 2-1 iki bir, iki bir kazanması, 2-1 kay, kaybedebilirsin ama 20 tane varsa edin 10 tane gol kaçırsın. Çok net oynarsın oyunu, çok güçlü bir hücum oynarsın. Olabilir futbolda ama hiç pozisyon üretmeden, hiçbir organize olamadan, hiçbir kurgusuz, plansız Trabzonspor topa sahip öne öne oynayana, yana, yana. geri oynayarak bu maç gibi şansına maç kazanamaz. Onun için dikkat etmesi gerekir. Bundan daha iyi takımlar organize olup topu bıraktığında Trabzonspor'a o çıkışlarda gol yaparlar. İşte biraz önce söylediğim gibi artmaması lazım. Ceyhun da söyledi. Yani bu maçın da bu... Yani Göztepe maçı kötü. Bu maç da kötü. Tabii ki kazandığın 3 puan önemli ama bunlar artarsa o zaman şampiyonluk için çok büyük sıkıntı yaşarsın oyun olarak. Bu Göztepe maçının ikinci yarısı yine iyiydi. İlk yarı çok kötüydü katılıyorum. Evet. 3-0 yapardı Göztepe. Evet. İkinci yarı iyiydi. Doğru. Ama bu... Göztepe'nin ikinci yarısından da çok kötüydü. Beklediğimiz şeyi göremedik. Trabzonspor'un ikinci yarı toparlar, biraz daha vites arttırır dedik. Hiç oyuncular gireni çıkarıyla bence... Ya arada böyle maçlarda olacak mı? Ender olacak. Böyle kriz, kötü oyunla 3 puan almak futbolda önemli evet, mi? Evet, evet önemli. Evet, evet, ama çıkılacak. Evet. Dersler de olması gerekir. İleride rakipler mutlaka bunu analiz bu Trabzon'a topu Öyle bıraktığında öneceğim. sıkıntı yaşayabilir. Bununla ilgili çözümler üretmesi gerek Abdullah Avcı'nın.